Japonya'da böyle bir sistem var. Türeyi kıran. Merhaba arkadaşlar, Tokyo'dan selamlar, ben Bekir Şenol. Bugün arkadaşlar tek başıma ve arkadaşım Keşi'yi tanırsınız, birkaç videoda çıkmıştı arkadaşlar. Onunla beraber Niigata'ya gideceğiz arkadaşlar. Bunun sebebi ise auction, yani açık artırmadan araba satın almışlar arkadaşlar. Şimdi onu arabayı almaya gideceğiz arkadaşlar. Şu an saat yaklaşık 6 civarı. Şimdi onunla buluşmaya gidiyorum iş yerine. Bu arada Honda da çalışıyor arkadaşlar. Araba tamiri. Aylık 150 bin civarı para alıyormuş arkadaşlar. Şimdi gittiğimde onu da soracağım, bonus parasını falan. Ve hemen şimdi gidelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar Japonya'da park görevlileri yok. Yani otomatikman park ediyoruz arkadaşlar. Burada saatler böyle yazıyor mesela. Sabah 8'den diyor, akşam 8'e kadar diyor, 1400'den diyor. Akşam 8'den sabah 8'e kadar da 500'denmiş arkadaşlar. Burada da normal saatlerde diyor 15 dakika sürüyen 8'den 8'e. Burada akşam 8'den sabah 8'e kadar 100'den yazıyormuş arkadaşlar. Buraya park ediyoruz. Mesela buraya park ediyoruz arkadaşlar. Böyle park ediyoruz. Buradan da hesabı ödemek için buraya numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da paranızı atıyorsunuz. Japonya'da böyle bir sistem var. Bu arada arkadaşlar saat 8 oldu. Japonya'da böyle bir sistem var. Yani Türkiye'deki gibi park görevlileri yok arkadaşlar. Yani biraz daha ileri gitmiş. Belki Türkiye'de de yoktur. Türkiye'de de park görevlisi yoktur ama benim en son gittiğimde her yerde park görevlisi vardı. Burada öyle değil arkadaşlar. Burada her şeyi makineler yapıyor. Evet. Keşi burada çalışıyor arkadaşlar. Aha geldi. Amele. Araba tamircisi. Keşi, ilk kez kite mi? Eto, nane hataracırı? Kure nane. Kure ikura? Kure wa ni yo. De, bonus içine ni... Ni kai de ikura? Kure yo fiyata? Açıyor içine de ikura yapaydı. Maaşlar bu yani Honda şirketinde. 3 senedir çalışıyor. 2 sene sonra bırakmayı düşünüyor. Ve kendi ülkesine gidip tamirhane kuracakmış arkadaşlar. Şimdi yola çıkalım. Yaklaşık 183 kilometre kaldı. Saat 11.30'da orada olacağız. Saat şu an 9 arkadaşlar. Çok karanlık. Arkadaşlar ben demiştim ya, ben dışarı çıktım, yağmur yağıyor. Demiştim. Yağmura bakın ya. Normalde bugün hava yağmurlu değildi. Evet arkadaşlar, şu an Niigata'nın içine girdik arkadaşlar. Yaklaşık 50 kilometre kaldı gideceğimiz bölgeye arkadaşlar. Şimdi bir dinlenme tesisindeyiz. Burası köy gibi bir yer olduğu için arkadaşlar, dinlenme tesisi de çok küçük bir yer. Patalı sollama gibi, ters koşturma gibi, yani böyle yerlerde uyarılar yapıyor arkadaşlar. Böyle kazalar oluyormuş Japonya'da. Bunlara da uyarmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Niigata'ya hoş geldiniz. Hayırlı olsun, Niigata'ya geldik arkadaşlar. Niigata da buraymış. Eki de tam şu an karşımızda oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Niigata ikisi. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşın abisinin kaldığı otele gideceğiz. Yine beleşe getiririm ya. Yine her şeyi beleşe getiriyorum. Sonra beleşe getiriyorum, bana diyorlar pinti diyorlar. Bedavaya baktım, karşıma çıktı, hepsini yaptım. Evet arkadaşlar, şu an Nepal restoranına geldik, Niigata tarafında. İşte abisinin arkadaşının yeriymiş, şimdi içeri gireceğiz bakalım. Kami sabah mı var? Tanrılar buymuş arkadaşlar. Nargile bile var arkadaşlar. Arkadaşlar yemek daha iyi ısmarladılar. Allah razı olsun, ne diyeyim ya. Her şeyi bileşe getiriyor. Bu arada çok iyi insanlarmış ya, vallahi. Arkadaşlar burası koskoca büyük bir bisiklet parkı arkadaşlar. Adamlar sarhoş oldu ya. Saat şu an akşam 2 arkadaşlar. Stasyona geldik. Böyle diyor. Welcome to Niigata City. Otelimizde böyle bir şey, banyo atmış çıkmışlardı da. Çok küçük bir yer, yaklaşık 3000 yen civarı günlük. Arkadaşlar şöyle, 2 kişi tek yatakta yatacakmışız. Böyle, şöyle, ucuz parayla bu kadar yani. Zaten Japonya'da bütün odalar küçük oluyor arkadaşlar. 2-3 bin yeni günlük kalabiliyorsunuz Niigata taraflarında arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar çay da yapabiliyoruz.
Aşağıda çay veriyorlardı. Bunlar da çay. Buradan su isteyebiliyoruz. Tarak vermişler. Jilet ve diş macunu. İyi bir şeyler arkadaşlar. Arkadaşlar Shingurin diye bir otel. Fiyatlar buymuş. Bir kişi 3000 yen. İki kişi kalırsa 4500. Evet arkadaşlar geldik. Yani etrafım resmen dev bir araba çöplüğü gibi yani. Şu arabalar var arkadaşlar. Buralarda, buralarda. Her yerde araba var. Bu yerin sahibi de bu Nepallı abim bizmiş bak. Ne yazıyor? New Everest International. Yani bu arabalar arkadaşlar satın alınmayı bekliyor. Buradaki abi bu arabaları yurt dışına yolluyormuş arkadaşlar. Yani satın almak isteyen varsa buradan yurt dışına yolluyormuş. İtfaiye aracıymış arkadaşlar. İtfaiye aracı daha iyi var ya. Şu arabaya bak. Yazık yemin ederim ya. Arkadaşlar bunu alsanız tamir etseniz var ya. Onun müzik müzik dolu. Oy. Okul aracı. Arkadaşlar jet ski bile var ya. Bunu tamir edebilecek biri var mı ya? Vay be. Evet deneme sürüş. Ve arkadaşlar genelde burada kaza yapan arabalar yani sorunlu arabalar oluyormuş. Tabii de küçük bir sorunda yani fiyat oldukça düşüyormuş. Yani şöyle nasıl göstereyim. Şurada var bir tane var mesela. Bir kere kaza yapmış. Bir kere kaza yaptığı için yani gitmiş. Japonlar da böyle şeyleri sevmediği için direkt çöplüğe atıyorlar. Almak isteyen de olur zaten. Çok ucuz bir şekilde alabiliyor arkadaşlar. Şöyle mesela şöyle. İyi bir kaza. Küçük kazalar. Ama dura dura ne olmuş ya. Küflenmiş. 10 numara araba aslında. Abi şunun içine bakın mesela. Kaliteli, güzel. Radyo biraz dandik ama güzel. Araba süper yani. Vay be. Arkadaşlar sadece burada değil. Yani bu Nepal abinin bölgesi bu taraflar. Ve başka Japonların bölgeleri de var yani. Şimdi bu tarafta yani Niigata tarafında istediğiniz her arabayı bulma imkanınız var. Yani buradan dışarıya da yollama imkanları da varmış arkadaşlar. 300 bin aldıkları araba da buymuş. Yine Honda. Honda'nın şirketinde çalıştığı için Honda markayı tercih ediyor. Yine bir araba arkadaşlar. Böyle bir şey oluyormuş. İkinci el. Arkadaşlar şu an arabayı aldık ve çıkıp gidiyoruz. Şimdi de arkadaşlar kahvaltı olarak sushi yemeye geldik. Haa böyle bir yer. Yine ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Japon sistemi. Arkadaşlar konsepte bak. Burada yemek yerken manga da okuyabiliyormuşsunuz. Şöyle mangalar var burada arkadaşlar. İstediğiniz gibi eski mangalar buradan okuyabilirmişsiniz. Evet arkadaşlar yemekler böyle bir set yemekler. Bunlar da geliyor. Karşı tarafa. Bunlar ramen yiyor. Ben balık yiyeceğim. Çünkü domuz var. Pizzalar. Bu da havyarlı pizzaymış arkadaşlar. Zengin değiliz ama havyar yiyoruz. Oh. Japon tarzı bir yemek. Balık yemiyor arkadaşlar. Madem Niigata'ya gelmişiz, denizi görmeden gitmek olmaz dediler. Denize doğru geldiler arkadaşlar. Evet, yine bir animasyon ile bir şeyleri anlatmaya çalışmışlar. Dalga çok sert olduğu için sizi öldürebilir diyor bak işte. Buradan anlayabilirsiniz. Köpeğe bak. Şu karşıda gördüğünüz Book of da arkadaşlar. Yani burada her türlü kitabı bulabilirsiniz. Japonca öğrenmek için kitaplar dahi. Ehliyet almak için kitaplar. Yani her türlü kitabı bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada genelde ikinci el kitaplar da bulabildiğiniz için çok ucuz arkadaşlar. Yani Japonya'ya geldiğiniz zaman Book of'tan alışveriş yaparsanız büyük ihtimalle kitabı çok ucuza elde edebilirsiniz. Elektrikli araba şarj yapan yer bile varmış burada. Arkadaşlar şu an benzin dolduruyoruz. Bakalım kaç litre kaç para.
Yani bir litre 143 yenmiş. 34 litre 5000 yen arkadaşlar. Yine bir park alanına geldik arkadaşlar. Burada da maske takmadan içeri giremiyorsunuz dediler. Bak yine gördüğünüz gibi arkadaşlar bu makineler 24 saat istediğiniz yemekleri alabiliyorsunuz. Buradan da istediğiniz gibi karnınızı doyurabilirsiniz ama domuz karışımları olabilir. Kahve makineleri. Burada da makine taze yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar parayı attık buraya. Buna bastı. Şimdi içeride yapıyorlar. Taze yapıyorlar şimdi. Orada altta yazıyor ki yukarıdaki ekranı izleyin diyor. Ha buradan böyle. Aha. Oo kapağını da yerleştirdi makineye bak. Oo çıkardı ve yolladı. Vay be. Evet arkadaşlar sonunda evimize doğru geldik yani Tokyo'ya vardık arkadaşlar. Yani oraya bakın bir de şuraya bakın yani nasıl canlılık. Tokyo bayağı canlı. Evet arkadaşlar beni de arkadaşım evine bıraktı şimdi de gidiyor. Yani videoda burada son buluyor arkadaşlar. Can ve köfe de. Oyesimi. Evet arkadaşlar Japonya'da nasıl ucuz araba alır? Yani bunları öğrendim. O Nepal'lı abi açık artırmadan düşürüp tanıdıklarına küçük bir karla satım yapıyormuş. Tabii ki bu işte bayağı iyi para var ki geçen gittiğimiz yerdeki hesabı bile ödedi. Yani yaklaşık 50.000 yen civarı hesap ödediğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz aşağı like butonuna basarsanız mutlu olurum arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Tokyo'dan selamlar. Sayonara.